gözüm kırpmadı. Çok fazla öksürüğüm vardı. Yani hiç uyuyamadım. Acayip bir ciğerlerim batıyor. Boğazım ağrıyor öksürürken. Bugün günlerden pazar sabahı ama en azından acile görüneceğim. Dayanılacak gibi değil. Dayanılacak gibi değil. Hiç uyumadık. Yani zaten o kadar dün yorulduk ki. Yorulduk. Geç uyuduk zaten. 3.30-4 gibiydi. Yine de benim öksürüğüm yüzünden Yusuf ara ara daldı. Yorgunluktan ama tekrar uyandı. Yani hiç öyle sıfır uyku. O kadar yorgunluğun üstüne. Uyutmuyor yani. Seni o kadar rahatsız ediyor ki. İnşallah sesim geliyordur ya. Kapının tarafındayım ya. Yol sesi de çok fazla. Yani bilmiyorum. Test yaparlar mı yapmazlar mı? Tamam zaten. Test isterlerse her türlü tabii kabul edeceğim. Test yapıp vereceğim. 2 saate mi çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Yok önemli değil. Sonuçta zaman çıkıyor. 2 saat. Boğazım artık tarih oldu öksürmekten. Kalkıp ılık su içtim. Fayda etmiyor. Şimdi bir de nefes darlığı da başladı. Burnum yattığım zaman tıkanıyor. Burnumdan da nefes alamıyorum. Şey isteyeceğim. Buhar talep edeceğim bir de. Test yapsalar bile biraz müşahedede yatırmaları rica edeceğim ki biraz buhar alayım. Şu ciğerlerim açılması için. Bir de o buharın içine şey koyuyorlar. Böyle damlalar koyuyorlar. İltihap sökücü. Çünkü kayınvalidemden biliyorum. Astım krizlerinde bu balgamı atamadığı zaman öksürük krizlerinde o iltihap kurutucuyu koyup onu buharla veriyorlardı. Aynı zamanda tabii iğne de vuruyorlardı. Ben de iğne de isteyeceğim. Uyumak için de eczaneden en azından bir rahatlatıcı olur, bir uykumuzu getirecek bir şey olur ya bir bitki çayı olur ya bir şurup olur bilmiyorum ne olur. Bugün kesinlikle uyumamız lazım. Bu şekilde hiçbir şekilde çalışamayız, ayaklanamayız. Hele dur bakalım bir de benim için ne diyecekler, ne çıkacak sonuç. Belki tamamen şey alacaklar, gözetim altına alacaklar. Allah korusun hani korktum da zatürreye düşmesin, ciğerler zarar görmesin. Gidiyoruz bakalım inşallah güzel haberlerle döneriz. Tek istediğim şöyle şu krizimi rahatlatsınlar, canımın acısını alsınlar. Bir de artık gerçekten hani şu balgamı atıp toparlanmak istiyorum. Pazartesi'yi bekleyecek durumda değil. Bir gece daha böyle uykusuz ve can acısıyla geçiremem. Yani yapacak hiçbir şey yok. Çocuklar evde uyuyorlar. Kimseye tembih etmedik. Herkes yatıyor. Herkes yorgun. Herkes yolda gelmiş, işten gelmiş. Neyse hızlıca gider gelir. Bir şey olursa da zaten ararım görümcemleri çocukların yanına biri geçsin diye. Anahtarı da bıraktım üstünde. Ay, inşallah bakalım. Bir sıkıntı olmaz da sadece basit bir öksürük falan ya da boğaz iltihabı falan. Öyle çünkü tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hani hiç Covid falan diye düşünmüyorum kesinlikle. Yine de bilemeyiz. Herkes de farklı sebebini gösterir çünkü. Gittik muayeneyi olduk. Çok şükür. Ne zatüre, ne Covid, hiçbir şey yok. Endişelenmeyin kızlar. Elle muayene etti. Önce boğazıma baktı, ateşime baktı. Ateşiniz var mı? Hiç şikayetiniz nedir? Dedi. Dedim ateşim yok, sadece öksürük var, balgam atamıyorum. Tamam dedi. İlacımı yazdı. Bir de dedim bütün gece uyuyamadık dedim. Vereceğim. Bütün gece uyuyamadık dedim. Bir de şey aldık. Hafif böyle rahatlatıp uyutmak için demiştim ya yazdırırım diye ilaç verdi. İlaçlarımızı aldık. Eczane nöbetçi eczane buldu. Sonra hastaneye uğradık. Şöyle bir iki tane poğaça aldık. Açlıktan bayılacağım çünkü Yusuf da aç. Şimdi meyve suyu aldık. Bir şeye uğradık. Petrol ofisinden de içeceğimizi aldık. Şimdi atıştırıp sonra gidip biraz uyuyacağız. Ben de ilacımı alacağım. Ayrıntısını sonunda anlatırım. Öyle yorgunum, uykum var ki. Çok
şükür ama sıkıntılı bir durum yok. Korkacak hiçbir şey yok. Eve geldik, çocuklar uyuyor. Sessizce girdik. Şöyle yarı antibiyotik, yarı vitaminli asist böyle. Suya atılacak şimdi, bunu bardakta karıştıracağım. İçeceğim. Bolca da su iç dedi. Şöyle bir şey. İyi ses yapmasam ne güzel olur bir de. Şey dedi eczacı, şey doktor. Zatüre ya da Covid olsanız zaten ayakta duramazsınız dedi. Bir tek boğaz öksürüğüyle olmaz bu iş dedi. Ben de tamam dedim. İçim rahatladı. 2 saat de uyusak bize çok faydası olur. Şu anda saat 8. Sanırım bir 40 dakikada gittik geldik. Şunu içeceğim ve hemen bayılacağım. Nasıl geçti dürümcüler geceniz? Rahat uyudunuz mu? Evet. Günaydın deyin bakayım benim kanalıma. Günaydın. Günaydın. Emre kuzu rahat uyumuş mu? Evet. Çok rahat uyumuş. Evet. Günaydın kızlar. Evet. Saat kaç? 12'ye 20 var. Biz saat 11 gibi uyandık. Yusuf işe gitti. Bizim bebişler daha yatıyorlardı. Yeni uyandılar onlar. Yataklarını topladım. Kendi yatağımı toparladım. Poğaça almıştık ya. Poğaçayla meyve suyu var. Yemek istemediler. Sanırım annesiyle falan hep beraber kahvaltı, halasıyla falan kahvaltı yapacaklar. Ben hazırlandım. Yatağımı toparladım. Elbisemi giydim. Elimi yüzümü yıkadım. 3 saat de olsa uyuduk en azından. O da bir şeydir. Hiç uyumamaktan iyidir. Öksürüğüm gayet iyi hissediyorum kendimi ama tabii ki hafif hafif gene de balgamı sökmek için öksürüyorum. İlacımı içtim. Burada Aras'ın böyle küçük bir sırt çantasını hazırladım. Olur da Aras onlarla beraber, halasıyla beraber denize giderse diye yedek bir tane kıyafet koydum. Mayosunu koydum. Kolluklarını koydum. Bir de plaj havlusu ve nemlendirici şey, yüzünü koruyucu krem koydum. Terasa çıktım. Çamaşırlarımı topladım. Onları şimdi katlayacağım çıkmadan önce. Şuraya çantasını görümcemin hazırladım. Bu büyük çanta geri vereceğim. Çünkü Aras'ın eşyaları içinde geldi. Bir de hediyelerimiz geldi sağ olsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz kızlar? Şu çiçeklerimi azar azar biraz sulayayım diyorum. Siz var ya siz. Siz ne tatlılıklar olmuşsunuz böyle. Bir sürü maşallah diyeyim size. Ortalık yanıyor. Ben çocukları teslim ettikten sonra restoranta geçeceğim. Sanırım daha uyuyorlar. Emre aradı annesini. Ama tabii haliyle normal çok geç uyudular, yoldan geldiler. 2,5 gün yol araba yolculuğu yaparak arabalarıyla geldikleri için yorgunlar çok haklı olarak. Şimdi burada ses var. Ben çıkayım en iyisi. Müzik sesi. Şey yapayım. Şunları katlayayım. Ondan sonra da hortumu açayım. Behlül'cüm günaydın aşkım. Naber aşkım? Hı? Naber bebişim? Şu terliğimi çıkardım, hastaneye giderken giymiştim de bugün bu elbisem bu uyumlu olmaz, başka bir şey giyerim. Çiçeklerimi sularım, şu çamaşırlarımı güzelce bir katlayayım. Ondan sonra da saat 12 olsun bir geçeceğim, yoklayacağım bakayım uyandılar mı uyanmadılar mı. Çocukları teslim edip Yusuf'u arayacağım, gelsin beni alsın, restoranta geçmem lazım. Bugün pazar, yoğunluk olur büyük bir ihtimal ve kayınpederim gece restoranda oturduğu için sabaha karşı uyuyor ve gündüzleri kalkıp yardım edemez ki zaten uyansa bile hani benim mutfakta yardım ettiğim gibi, kasaya baktığım gibi olmuyor maalesef, yapamaz yani, sonuçta kadın işi başka. Yusuf 3 saat uykuyla gitti, ben de 3 saat uykuyla duruyorum, geri yatmadım Yusuf'tan sonra. Dediğim gibi evi toparladım, çocukları hazırladım, çocukları giydirdim. Ay nasıl bir geceydi ya, gerçekten kabus gibiydi. Şeyi özellikle sordum, zatürre olmuş olabilir miyim, hani korktum, siz de öyle yazdınız ya. Kadın da dedi ki, doktor ya zatürre bu şekilde olmaz, zaten zatürre çok daha ağır atlatırsın dedi. Covid olabilir mi dedim. Test yapmadılar bu arada, onu da söyleyeyim.
Covid ya da zatüre ya da daha ciddi bir ciğer hastalığın olsaydı zaten dedi bu şekilde rahat konuşamazdın. Bu şekilde rahat hareket edemezdin. Hiçbir burun tıkanıklığı konuşma tarzında bile bir şeylik yok. Sadece balgam. Nedenini de sordum. Hani neden olmuş olabilir diye. Aras'ın durumunu hiç ortaya katmadım. Yani söylemedim oğlan hastalandı sonra bana geçti falan filan diye. Dedim hiç aslında açıkça aklıma da gelmedi. Hiç kasıtlı bir şey yoktu. Sormadım yani öyle o durumu. O doktor dedi ki şu anda dedi çok fazla yaygın bir şekilde boğaz iltihaplanmasına hasta geliyor. Ve maalesef denizlerimiz henüz temizlenmediği için herkes de bir anda cumburlop denize daldığı için denizin atıklarından dolayı yani gemilerin, yatların açıklarda, koylarda durduğu zaman bu tuvalet pisliği, mutfak pisliği, bütün fazlalık pisliklerini denize bıraktıkları için o da dalgalarla sahile geldiği için şu anda henüz tam temizlenmedi dalgalar denizde de. Ve şu anda çok yaygın bir şekilde bu şikayeti alıyorum dedi. Bu kesinlikle boğaz iltihabı bir şekilde tanı yani. O yüzden merak edilecek hiçbir şey yok kızlar. Ya ilacımı kullanacağım. 3 gün kullanacağım. 2 gün dinleneceğim. Dedi ki 3 güne kadar kesilir zaten. Ve bu ilaç öksürerek balgama atmanıza değil de içinizde parçalayarak yok etmeye yardımcı olacağı için özellikle o ilacı yazdırdı. Çünkü dedim ki ben öksürdükçe artık tahriş oluyor, boğazım ağrıyor. O dedi ki daha fazla öksürtmemek adına size dedi bu ilacı yazıyorum dedi. Yanında da ekstra olarak zaten eczaneden ben şeyi aldım. Uyku rahatlamak, rahat uyumak için. Ama tabii ki sabahleyin biz o ilacı almadık. Yusuf dedi ki ben dedi onu alırsam hiç uyanamam dedi. Gözümü hiç açamam dedi. Ben dedim aynen öyle. Zaten şey dedi ki eczacı lütfen bu uyku ve rahatlatma için ilacı verdiğim hapı sık sık kullanmayın. Çok nadir, çok zor durumda kaldığınız zaman, asla uyuyamadığınız zaman tercih edin. Yani ben de tabii ki öyle yapacağım. Zaten düzenli bir uyku şeyimiz var. Sadece öksürükten dolayı biliyorsunuz uyuyamıyordum. Şikayetler öyleydi. Tedavilerimiz bu şekilde başladı, tedavi. Rahatladım ama ya, gerçekten rahatladım. Ne demişler? Her zaman beni Türk doktorlarına emanet edin demiş Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden evde tedavi bir yere kadarmış. Her zaman tıbbi destek, profesyonel destek lazımmış. Biz de gittik, aldık profesyonel desteğimizi paşa gibi. Çok şükür. Katlayayım çamaşırlarımı. Sonra dediğim gibi çocukları teslim edeyim, restoranta gideyim. Restoranta da daha bir dünya iş var. Dün tamamen mutfağı temizleyip çıkmadık. Çok geç çıktım, hesap falan. Ondan sonra misafirler, hani görümcemler, hepimiz beraber oradaydık. Sohbet, muhabbet derken tam anlamıyla mutfağı da temizleyip çıkamadık. Şimdi giderim, belki büyük bir ihtimal Yusuf temizlemiş olur ama belli de olmaz. Yusuf yaprakları süpürüyorsa ben de mutfağa geçerim, orayı temizlerim. Onlar bugün öğleden sonra zaten denize gitmek istiyorlarmış çocuklarla. Oraya giderler. Ben de restoranda olurum yani. Sonra birkaç gün sonra biraz onlar hele bir ailece zaman geçirsinler, dinlensinler. Kendi aramızda da böyle bir deniz şeyi yapabiliriz. Belki ben de bir gün onlarla gidebilirim ya da Yusuf gelebilir. Bakarız onun boşluğuna göre. Oh,
Restoranta geldik. Yusuf temizliği falan yapmış. Çayımı aldım. Suyumu da aldım. Yusuf şeyde, köşede, şark köşesinde Çiğdem'le. Aras içeride kahvaltısını yaptı. Ben de oturuyorum. Kitabımı okuyacağım biraz. Kimse yok. Burası da güzel esiyor. Evde de işimi bitirdim, geldim. Ayaklarımı uzatayım. Kedi kürlerimi tazeledim. Manikürlerimi de yaptım da tabii. Herhalde 2 saat falan dayanır. Ondan sonra mutfakta uçları kırılır gibime geliyor. Şunu bitireceğim artık, kafaya koydum. Halası geldi oğlumu almaya. Koltuk sana sanki biraz küçük ama neyse, hadi. Gidiyorsun ha, keyifler yerinde mi? Ne koltuğu? Halası almaya geldi, onu denize gidecekler. Önce gitmiş onları bırakmış. Sonra oğluma özel gelmiş, değil mi? Uyduyum bolum. Yaramazlık yapmak yok. Halanın sözünden çıkmak yok. Marketten bir şeyler alıyor, geliyor şimdi. Tamam mı? Kapıyı giderken kapatayım. Almanya'dan bu arabayla geldiler. İkinciye geliyorlar. Maşallah çok da sağlam çıktı. Hayır, cips yağlandırıyor seni. Hayır, karnın tok. O şimdi sana meyve falan almıştır, orada yersiniz. Tamam. Meyve orada, dükkanda meyve satılmaz ki. Olmayan bir şey denizde istemek yok. Halayı üzme, tamam mı? Hangi olmayan? İşte ne bileyim, cipsmiş, oymuş, buymuş, abur cubur vurmuş. Tamam mı? Denizde bakımlarını yaptırmış, öyle gelmişlerdi. Çünkü uzun yere çık, 2,5 gün yol geldiler. Anlatıyorum bir şey, gene böyle sözümü kesiyorsun. Öyle değil, 2,5 yol değil. Kapatayım mı? Kapının sıcak mı? Kalsın mı? Halası, teşekkür ederiz. Hadi bakalım. İyi mi bunun burada durumu? Böyle buraya oturdu ama. Tamam. Üzmeyecek seni, söyledim ben ona. Hadi dikkat edin canım. Hadi bay bay. Bak 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 görümcem. Bak babam ses. Mısır istiyor musunuz diyor. Mısır alın diyor. Ne canım? Saat 6:30. Aras kuzu denizden geldi. Duşunu aldırdım burada lojmanda. Giydirdim. Şimdi karnı acık, bir döner istiyor. Aslında bugün mangal yapacağız. Ciğer. Tabii ki Antep ciğeri, o ciğersiz olur mu? Antep gecesi ciğersiz olur mu? Almanya'dan misafir gelir de mangalsız olur mu? Şimdi şöyle, çubuk tarçın verdi görümcem bana. Sabahtan beri bunu doldurdum. 2 şişedir içtim. 3. şişemi dolduruyorum. Çubuk tarçınlı su içiyoruz. Ne işe yarar diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Görümcem içiyorum. Balgamına da faydası olur. Yap iç dedi. Aynen böyle doldurdum. Bunu bekletip içeceğim. Şimdi arası azıcık döner yapayım ucunda. Akşama mangal var ama mangala şimdi daha görümcemden yeni gittiler. Kıyafetlerini değiştirecekler, duşlarını alacaklar. Ailece toparlanıp gelene kadar herhalde 8-9'u bulur. O yüzden benim av oluşu birazcık doyurayım. Öğlen yemeği yemeden gitti çünkü. Şu baharatlıkların yerlerini sildim. Onları şimdi şey yapacağım, tamamlayacağım. Eksikleri azalmış çünkü kutu şeylerinde. Tabaklarında azalanlar var. Mutfağı bu arada Yusuf'la el birliğiyle temizledik. Bulaşık makinemizi çalıştırdık. Öğlen bir yoğunluk oldu. Gene böyle bir tane 3 kişilik masa geldi. Bir tane 2 kişilik masa geldi. Hızlıca böyle hazırladık 5 kişilik menü. Mutfak biraz darma duman oldu ama neyse, sonra toparladık. Mutfağımın çok öncesi darma duman hallerini gördüğünüz için size bir şey çekmedim. Sonrasını böyle içinizi ferahlata temiz olsun diye gösterdim. Şimdi dediğim gibi arasa ekmek arası yapacağım. Lavaş arası yapmayacağım. Biraz et döner ısıtayım. Biraz soğan, biraz domates, biraz da marul doğrayayım. Ekmeğin arasına basıp oluşumu doyurayım. Ondan sonra da baharat işine geçelim. O çok acıktı çünkü, beklemez beni. Sizi şöyle bir yere alayım. Kesme tahtamı getireyim. Birkaç dal yeşilliklerimi falan hazırlayayım. Etimi ısıtayım. Hatta beraber sizinle yapalım o aşamayı isterseniz. No one I'd rather see.
Artık kendime bir tane ikisi bir arada şekersiz kahve yapacağım. Şekersiz içelim bakalım. Suyumu da dolaba koyayım biraz soğusun. Tarçın suyumu. Aras'ın dönerini yaptım, yedirdim onu, doyurdum. Ufağımı da toparladım. Şimdi artık keyfe geçtim.
tane de şeker. Kaçamak. Hiç tatlı yemiyorum kızlar. Gerçekten. 5. gündür ya da 6. gündür. Ama bu arada 550 gram daha vermişim. Yani 1,5 kilodan biraz daha fazla kilo kaybım olmuş. Çiğdem de 2 kilo vermiş 5 günde. Çok iyi. Ha bu arada biz öğlen yemeğine ızgara şey yedik. Izgara pirzola yedik. Bir de salata yedik. Yağsız ve derisiz. Yanına da birer dedim ki çaptan tahıllı çavdar ekmeği yedik. Gayet doyurucuydu, doyurucuydu bence. Şeyi de kuzu ciğeri de mangalda olacak olan akşam yemeğinde az yerim. Ona göre ayarlarız Çiğdem'le kendi aramızda. Şimdi bir kalbim molası yapacağım ya. Ama kimse yok, sakin. Dün biraz daha yoğundu. Misafirlerim geldi. Eti falan hazırladılar. Yusuf da mangalı hazırlıyor. Ben de salata, işte salata ve bu soğan salatası hazırlığı için mutfağa girdim. Şimdi domates, sebze salatası yapacağım bir tane böyle ortaya da. Siz niye bu kadar bulanık çıkıyorsunuz? Heh, şimdi daha iyisiniz. Evet. Mutfağı temizledim. Ondan sonra müşteri falan gelmedi. Kısmet bizim mangalımıza kirletmekmiş mutfağı. Şaka bir yana şimdi güzelce iki çeşit salatayı yapayım. Etler hemen zaten hazır, şey mangal hazır. Hızlı pişer. Sonra servislerimi falan hazırlayacağım. Sonra karnımızı doyuracağız. Gerçi ben çok bir şey kaçırmamaya dikkat edeceğim. Şey, Yusuf patlıcan da közlüyor. Közlenmiş patlıcan salatası da yaparım olmazsa. Şöyle iki tane mevsim salata yapayım. Bir tane de böyle maydanozlu soğanlı salata yapayım. Onlar için soğan soymam lazım. Şöyle iki tane soğan yeter galiba bence. Kızacaksınız saçlarını topla diye de önüme dökülmüyor kızlar. Akşam yoğunluğu yoktu. Bugün pazar zaten. Tahminimce herkes bir yerlere iniyor. Merkeze falan gidiyorlar yemeğe, restoranda ya da canlı müzik falan oluyor. Ondan dolayı sakin olur. Yemekten sonra belki erken giderim ben. Durmam fazla. Aras da bugün denize gitti. Yorulmuştur. Onu da götürürüm, dinlendiririm. Duşunu burada aldım. Aldırdım Aras'ı. O yüzden duş derdim de olmaz. Kayınvalidem de geldi bu arada. Görümcemler onu da getirdiler. Oturuyorduk şark köşesinde. Şimdi ben hazırlıklara geçtim. O da büyük görümcemle oturuyor. Kayınpederim de klimaları yapmaya geldiler. Onlara bir türlü şansı gülmedi. Şu adamın ya vallahi şu ne klimacıdan yana ne klimadan yana. Bir türlü bir şey yapamadı. İnşallah bugün o sorun çözülürse. Ya klimalarda bir dert çıkıyor. Ya klimacı geç geliyor, yetiştiremiyor. Geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Salatalık koymayacağım. Ya şey yapacağım. Domates, soğan ve marul yapacağım. Dürümlük böyle. Acaba onlar Adana mı aldılar ya ciğer? Bulamadık diye aramışlardı. Eğer öyle aldılarsa bunları küp küp yapayım. Ne o canım? Şu bana neyi aldı bilmiyorum da. Şu marulları. İnce seveyim. Siz yaptığım işlemi görmüyorsunuz değil mi orada? Şu marullarımı yıkayayım. Bunlar yeterli bence. Adana dürüm yapacaklarsa bunları arasına koyacaklar çünkü. Sebzelerimi yıkayım, salatamı yapmaya geçeceğim.
Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. La la oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop-top car, when you didn't hit me on my phone. I saw you walking, so I pulled up beside you. Olabilir ama ben kendisi sevmiyordur. Aras, nasıl gidiyor dürümle aran? Bakayım. Dürüm boyundan uzun yemiyor musun? Neden sevmedin? Ben senin neden sevmediğini çok iyi biliyorum. Tamam annesi, ver şuraya. Benim sevmediğim. Hayır, ben onunkini alayım. Aras köfte, Aras'a da köfte yapalım, ekmek arası. Anne. Ha? Aras'ın dürümünü sana versem yer misin? Anne. Efendim. Ben tost istiyorum. Tost most yok. Masada ne varsa o. Beğenmiyorsan yeme. Hiç önemli değil. Biz evimize geldik. Soyunduk, dökündük. Herkes duşlarını aldı. Çocukların yatakları serildi onlar. Şimdi keyif yapıyorlar. Biz de içeceklerimizi aldık. Çerez falan çıkardım. Oturacağız terasta. Saat 12'ye geliyor. Meleğin ve eniştenin Yusuf'a hediyesini göstereceğim size. Şöyle şahane bir kokusu var. Deodorant getirmişler. Şöyle de Louis Vuitton'un orijinal kokusu. O kadar harika bir koku ki ne ağır, ne bayıyor, ne çok baharatlı, çok fresh, çok hoşuma gitti. Bir de kız kıza tabii ki bize böyle Lilros. Bu şey enişte, bu alkolsüz şarap gibi bir şey mi? Şampanya gibi bir şey mi? Evet, evet. Sadece gönlü şöyle. Kız kıza yani içeceğiz. Evet. Tamamdır. Ben bu arada ilacımı yaptım. Şimdi ilacımı içeceğim. Bir de suyumu da aldım yanıma. Bolca suyumu içmek için. Çiçeklerimi zaten sabah sulamıştım. Şimdi bakayım ne çekmişim, ne çekmemişim. Şarjımı takayım. Sonra da sizinle vedalaşacağız. Kesenize bereket. Hediyeleriniz çok güzel. Çok kibar. Bizim kızlar nerede kaldı? Çiğdem herhalde daha duşunu alıyor. Meloş da Emre'ye pijama getirmeye indi.